Hayırlı sabahlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bağırmıyorum çünkü ev halkının yarısı yatıyor. Bir benle Azat kalktı. Ama dışarıya bakar mısınız kızlar ya? Kar yağmış yine. Dün de vardı da bu kadar değildi. Tam yaz geliyor derken geri kışa hoş geldiniz. Böyle çok soğuk değil ama karlı bir hava var. Erir ama herhalde ya bu. Fazla tutmuyor. Biraz da hafif hafif yağıyor ama bakacağız artık. Ben bir kahvaltı hazırlayayım kızlar. Ondan sonra gün içerisinde de zaten görürüz birbirimizi ve neler yapacağımızı. Hadi bakalım. Güzel çiçeğim de burada. Çiçeklerimi en tepeye indiriyorum artık Pablo var diye. Sihirli olabiliyormuş ya çiçekler kedilere. O yüzden yukarı indiriyorum yetişmesin diye. Hadi bakalım. Çayı da demledik. Zaten sabırsızlıkla beklediğimiz ki çene çabuk olduk kız olmuyor. Al sessiz devam edeyim. İki dakika şöyle sessiz bir video çekeyim. O hiç benlik değil vallahi. Yani şöyle kahvaltıyı hazırlarken azıcık da beni izleyin dedim de baya sessiz izleyin dedim. Nerede? Kesin telefonun ayarlarıyla oynadınız. Acaba ses açık mı diye. Kesin oynamışsınızdır. Yani telefonun sesi açık mı? Biz de sesini duyamıyoruz diye. Ben sessizdim kızlar, kızlar. Evet, beyaz peynir açardım. Peynir. Patatesler kızardı. Evet, biraz daha kızarsın. Şimdi kızardı bak. Evet, yumuşacık. Burada ev halkı da yavaş yavaş uyanmaya başladılar. Dereotumuz yeşillik kalmamış evde kızlar. Bundan sonra vallahi evde çok yeşillik olacak. Ben geldikten sonra çok çok yeşillik yiyeceğim mecbur. Hep yiyorum zaten de. Artık bu tür kahvaltıları göremeyeceksiniz ben yalnızken evde. Ama azadım için tabii ki de yine hazırlayacağım da. Hani benim tabağımı da ayrı gösteririm size. Hani ben ne yiyorum. Ya gülmeyin kızlar. Kaç gün kesin çok zor olacak. Akşama da şeyi düşündüm dedim yapalım. Adı neydi? Patates var ya fırında o cam şişelerimin içinde yapayım dedim. İri iri patatesler falan. Yahni mi gibi mi? Yahni gibi. Böyle iri patates, et, soğan, sarımsak. Güveç gibi o şişelere yapalım. Hadi bakalım bir fritöz ne halemde, prensesimiz ne yapmış. Oo, bunlar da kızarıyor, enfes görünüyorlar. Az daha kızarsa yeter. Bir part daha patates koydum çünkü şimdi bugün herkes evde. Çay da demledik, ekmeğimizi de çıkardık. Günlerden pazar. Ve can da boş. Genelde pazar günü can da çalışır ya, bugün de boş. Herhalde yarın çalışıyor. Evet, hadi bakalım herkes kahvaltıya. Güzel bir kahvaltımızı yapalım. Buraları toparlayayım. Sonra akşama doğru da beraber akşam yemeği yaparız değil mi? Hadi bakalım. İçeriği mutfağa biraz yarı makine giren bulaşıkları koydum. Daha tam işim bitmedi. Şunlar da havuza kaldı. Onlar makine boşalsın yerleştireceğim. Bu arada fırın demirlerini çıkardım. Üstüne ilaç sıktım. Bir iki saat böyle dinlensin. Hani aslında bu demire bir gece beklettiğimiz zaman daha iyi oluyor da. Şöyle 3-4 saat de yeterli oluyor bazen. Biraz da ocağın üstüne sıktım. Fırını da kendi temizleme ayarına aldım. Bu temizleme ayarı. Şayet fırınlarınızda varsa. Bunu her yaptığımda gösteriyorum bazen ama.
bu ayar varsa kendi kendine temizliyor demek. Telleri içerisinde çıkaracaksınız. O ayara getirip starta basıyorsunuz, çalışıyor. Ve hiçbir şey yapmıyorsunuz. Kendisi temizlendikten sonra 1,5 saat sürüyor. Soğumasıyla birlikte 2 ya da 3 saat bir süreç işte fırın kendi tertemiz oluyor. Sadece içinin tozunu alıyorsunuz. Keşke önceki kirli hali gösterseydim. Kısacası fırınınızda bu işaret varsa çok şanslısınız. Bütün temizlik yükünü elinizden almıştır. Yani fırın alırken mutlaka dikkat edin, kendi kendine temizleyen bir fırın olsun kızlar. O kadar hayatınızı kurtaracak ki, var ya, inanamayacaksınız nasıl güzel temizlediğini. Öyle işte, temizlensin de sonra içinde yemek yapacağız. Ne diyecektim kız, bir şey daha diyecektim. Neyse ya, sonra aklıma gelirse yemek yaparken söylerim size. Hadi bakalım. Ahtapot kızma, azadıma kızma ahtapot. O dümüş, bu dümüş ahtapotu. Ha. Dümüş ahtapotu. Götür ablaları, korkut ondan. Götür ablaları, korkut. Nasıl tutacağım bu dümüşü? Ne bileyim nasıl tutacaksın ya? Heh, öyle tutuyorsun. Heh, öyle, aferin. Hadi git. Evet kızlar, bu arada fırın bitti işlemi. Bakın şöyle tüm kirler toz haline geldi ve ben de onu nemli bir bezle sileceğim ve bitti. Sadece şu en uçları yapmıyor. Onları biraz kendiniz elin biraz şeyle, şıvanla sürteceksiniz. Az bir şey gidiyor. Hani bura tam uç olduğu için oraları almıyor bazen. Ama fırının içini falan tertemiz yapıyor. Vallahi bir görecektiniz önceki halini. Keşke çekseydim ya. Ama göstermiştim kaç defa videolarda. Hemen fırının içini silip ondan sonra yemeği yapalım. Taze atmış gelmiş. Evet kızlar, şöyle bir nemli bezlendi. Vallahi alıyorum. Şuraları bile o kadar uğraşmanıza gerek yok. Biraz cips sürtüyorsunuz. Hemencik gidiyor. Allah şunu icat ederim var ya. Bin defa razı olsun. Böyle kupkolay fırını nerede silerdik, saatlerce uğraşırdık, tek tek sürt, tellen sürt, ilaçlar sık içine, o ilaçlar da fırınların demirlerini hep çürütüyordu. Hem o ilaçlar da fırınların demirlerini hep çürütürdü kızlar. O yüzden var ya, bu acayip güzel bir sistem. Eğer yeni fırınlarını alıyorsanız kendinize mutlaka kendi kendine temizleyen olsun. Vallahi dünya varmış diyeceksiniz. En azından sadece telleri siliyor, yıkıyorsunuz. Başka da fırının içi kendisi temizleniyor. Biraz daha silip, elim için kamera var. Düzgün yapamıyorum. Her zaman değil, arada bir de şu camını tüm çıkartıp içini dışını temizliyorum, öyle takıyorum. Ama fırını 2 ayda bir mi diyeyim acaba? Ayda bile yapmıyorum. Çünkü o kadar batmıyor. Ben de tahmin ediyorum. 2 ayda. Çünkü niye biliyorum? Prensesi de kullanıyoruz ya, kosoriyi. Burada büyük şeyler, evet, yaptığım zaman hani çok misafir geldi mesela. Neyse, kosörenin biraz daha büyüğünü al, bunu emekli yap. Yo, bu fırının yeri illaki başka. Şurada da malzemelerimi hazırladım. Fırının işini bitirim, o sonra yemek yapayım. Valla sen pek hoşnut olmayacağın bir şey. Et var ya. Ha, vay, yersin yahni gibi bir şey. Niye hoşnut olmayacağım? Seversin değil mi patates? Yani et de var sonuçta içinde. Haşlama değil. Ya onun benzer gibi. Neyse. Ama fırında olacak, çok güzel olur. Yerim. Ama direkt böyle suda haşlarsın. Hani yapıyorum ya, şişede sade etli yapıyordum. Bu sefer içine patatesle havuç da koyuyorum. Konserve mi yapıyorsun şimdi sen? Ha, çanak gibi. Çanak gibi. Ay, evet. Lan hani, niye yemeyeceğim çanak? Sade etlisini yapıyorum, seviyorum da çok. Çanak değil, yemediğini kimseler sana. Evet, patates vermeyeceğim. Yersin ama çok lezzetli oluyor. Söz sana, ocak yapayım da oraya çanak. Bence hiç soba baba alma. Valla biz ocak yaparız öyle bir şey olmaz. Bu yaz yaparız. Bilmiyorum, İstanbul'a gidince diyorum ki kendime bir tane soba alayım. Biz yanmaz tuğlalar var ya Bağos'ta. Öyle diyorum, getirin. Yok, alacağım bu sene. Bu taşları döşeyeceğiz ya bu sene. Ama soba niye biliyor musun? Nalincim, dinliyorum beni. Sobanı götürürüm kendimle. Tamam da sen taşınana kadar soba çürür gider dışarıda. Sen niye öyle çürürsün? Çoba yakışın içeri alalım. Kızlar üstünü örteriz. Soba güzel olur. Can, sen odan atmayı seviyorsun. Orada da gerilinde kalkmazsın işte sobanın önünde. O taşlar düşünecekler. Taşların üstüne indiririz. Kızlar, fırının işi bitti. Ben hemen giyinim geleyim. Bu arada fırını açın ısınsın. Ay, giyinip geliyorum hemen, tamam mı? Sorry.
öldürecek ya bu adam. Kıza hemen giyindim geldim. Gerçekten. İnşallah böylece güzel göreceğim. Çünkü sanki tamam. Sen ayarladın ya Nari şimdi. Tamam da ben ekranda kendimi görüyor mu? Yani biraz çevir ha. Şimdi sanki böyle daha iyi. Şimdi daha iyi. Ama tam şu ama videonun şeyinde değilsin. Üst boş kalıyor. Boş kalmayacak işte benim. Ama sen ayarladın onu. Dur. Sen beni dengele böyle yukarı çok boş kalmasın. Sen beni o kadar tamam. Şeyde bırakıyorsun. Yemeğe Tyson. Görürsün yakında Tyson'ı. Manken olursa. Tyson. Hiç şaşma sen. Tyson. Kalarma diyor. Sana ne sana ne. Kollarımda kalarım çıkmış ya. Bunları aldım gitmeden alayım can. Yarın bana adı al yemin ederim. Kızlar lazer yapacağım da bir iyice zayıflayayım. Ondan sonra çünkü hormonlar değişiyor ya. Şey, kalı değil mi? Her hastaneye gidişim aklıma geldi. Beni böyle hastaneye göndermişlerdi ya çocuklar. Allah'ım doktor geliyor. İğne miğne yapacak ya. Ay nasıl utandıydım. Diyor bu bir sürü kalılar öyle de şey çıkmışlar. Başka bir yerde yok. Aha şuralarında. Yok şimdi götüreceğim seni şey rektifiye. Rektifiye. Yok şimdi gitsem şimdi giderim ama. Şimdi olmaz. Doğru. Kilo verip alınca hormonlar değişiyor. Bir güzelce bir vücudumu her şey yerine gelsin. İkimiz benim de boynum yarım kaldı. Sen de yarım kaldın. Ondan sonra gideceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Ama yarın adı unutma gerçek can. Türkiye'dekiler hep böyle bakımlı doktorlar. Bir de böyle cillop gibiler vallaha. Ben bir tane de migren doktoruna yazdım. Migren botoksu için. Onu da yapacağım ya giderken. Valla kadını gördüm enfes. Acayip güzeller bu doktorlar. Niye böyle güzel kız? Güzel değiller. Onlar hep şeylerini alıyorlar. Tüylerini. Parlıyorlar. Yo valla böyle fizikleri, tipleri maşallah diyor. Bütün doktorlar çok güzel. Yani kadınlar böyle hani güzellik şeyleriyle uğraşan kadınlar acayip güzel. Neyse tabii ki biz onlar kadar olamayız da biz de güzeliz canım. Ben de kendim de güzelim. Siz de güzelsiniz. Bütün kadınlar güzel. Tabii bakım yapan kadın ayrı bir kendin güzel görünüyor değil mi? Ne yapacaksın hadi? Bizim o kadar zamanımız yok. Onun işi gereği öyle. Bir düşünsene paspal bir doktor yani. Değil mi? Güzellik bir doktor ya da botoks yapan bir doktor. Gitseniz böyle narin gibi kollarında kıvırı var. paspal. Acele tişört giymiş öyle bir doktor olur mu? Olmaz tabii ki de. O yüzden bakımlar hep çok güzeller. Yiyeceğiz mi? O zaman bu salatanı anneye ver. Aman ben de patatesi şundan soymayı hiç sevmiyorum kız. Şeyden soymayı, bıçakla soymayı daha seviyorum. Hani bıçakta biraz kalın soyuyor da yapacak bir şey yok. Bu arada biz yemek yerken telleri gösterdim ve dedim bir şey diyecektim. O can gitti şey getirdi. Yumurta almaya gitti çiftlikten. Bize yine böyle üç kolu yumurta getirmiş. Aynen gerçek yumurta almış. Gezen tavuk. Gezen tavuk. almış. Onu diyecektim böyle unuttuydum. O aklıma gelmemiş. Gerçek gezen tavuk. Bahçede bir sürü tavuklar var. Geziyor. Azat demin dışarı çıkacaktık aslında. Dün demiştim. Hadi teşekkür ederim Azat'ım. Bana aradı diye. Tamam yeter. O kadar yeter. Fazla hava çıkartmayacağım. Ama hava çok soğuk diye. Kar da vardı. Hiç aramadım valla Beyhan'ı. Dedim kesin o da şu an koltukta uzanmıştır. O yüzden hiç aramadım. İnsanlar bizim dinlensin. Ne yapacağım? Şöyle patatesleri de şöyle mini minnacık ablaları. Böyle küçük patatesler. Bunları öyle alıp şişemin içine atacağım. İnanın var ya hani tencerede de böyle yemekler güzel oluyor ama böyle çanakta, şişede çok güzel oluyor. Babiyes ver, babiye ver. Ne? Zaten size de aslında kaç defa yemek yaptım bunlarda da hani hangi sayfada babiş bundan bir tane verirsin. Hani hangi sayfamda hangi videomda Allah bilir. Çünkü biliyorsunuz hani böyle dümdüz direkt yemek tarifi yok. Böyle evde iş yaparken işte akşam yemeğini de pişirirken sizlere çekiyorum. Ama bu sefer özel isim yazayım da üstüne belki ararsanız. Şey yapma, koşarak yeme. Sohbetli tarifler. Al oturalım. Şişe yemeğe diye şişe mi yazdık? Kavanoz mu kız bunun adı Türkçe'de? Ne? Can bunların adı kavanoz mu? Şişelere kavanoz mu diyorlar? Öyle diyoruz. Kocuk. Kocuk. Neyse kızlar ben bunları soyayım. Ondan sonra eti doğratayım. Çünkü siz bana kızacaksınız bir gün ekran arkasında. Narin abla kapalı desteri çok kalın soydun diye. Valla gençken çok uğraşıyordum. Şöyle incecik kabuk soyuyordum. Aman artık hiç uğraşmıyorum valla.
bazen bak çürükler mecbur kalın soyacağım kızlar biraz. Bazen insan yaş ilerledikçe alışkanlıklarını değiştiriyor. Farklı yapıyor. Çürüklerini mecbur alacağım. Ne yapayım değil mi? Suç bende mi şimdi? Can sen yarın sabahçısın. Bu arada Can akvaryumu temizledi. Akşam diyor ki bana yarın öyle bir gaz ver ki akvaryumu temizleyeyim. Yani de öyle hafif hadi Can bak akvaryumu temizle değil diyor. Gerçek güzel bir gaz ver de temizleyeyim. Ay nasıl güldüm dedi. Ben sana senin benim gibi temizleyemiyorum. Yalana bak ben cincak gibi yap. Yapmıyor mu kızlar kız? Gel bak. Vallahi ben seninle temiz yapmıyorum. Yok temizliyorum. Ben götürüyorum. Götür kamerayı göster gel. Ben bunları soyana kapatayım. Ben de geleyim. Gel. Bak bari. Tabii ben kızlar ben yaptığımda da hiç hata var mı? Hiçbir yerde bir şey. Ben bunları tek tek diş fırçası. Biz ne yapıyoruz? Biz de yer fırçasını yaptık. Yok temiz olmuş. Eline kurulmaz. Sirke böyle yapıyor. Ben de sirkeyle yapıyorum. Sirkesiz yaparsan temiz görünüyor ama bakteriler ölmüyor. Ama ilaçlı sirke değil, saf sirke. Saf, normal yapar. Sirke. Bakteriler o zaman ölüyor. Evet babiş temizledi babi. Sirke öldürüyormuş bakterileri. Çok çok suyla kokusu gidecek sirkenin. Aynen. Normal ilaçlı sirkeler falan kullanmayın. Onlar zararlı. Yok yok normal turşu sirkesi. Evet turşu sirkesi. Elma ya da üzüm. Aynen. Neyse ben bunları soyayım. Çünkü onsuz şey yaptığım zaman böyle yağsı yağsı oluyor. Ne kadar mesela ilaç şey kullanmayın akvaryuma. Deterjan şu gibi şeyler. Aynen, o zaten. Hayvanı şey yapıyor. Kimyasal olduğu için suda döksen belli kokusu kalıyor. Sirkesiz yıkarsan akvaryum böyle kaygan oluyor camları. Yağlı gibi oluyor. Ha, ama sirke kullanınca pırıl pırıl oluyor. Ya senden öğrendik. Tiyo. Mustafa Bey, Google amca. Öğrendik senden. Teşekkür ederiz. Sağ ol Tyson. kızlar sonra da bir güzel olayım da bir beni kıskansın bir bakalım görürsün Musti Bey. Kesin kararlıyım bu sefer. Tamam sen. Sen zayıflayınca biz o zaman 530 BMW alırız sportik. Ondan gözleriz öyle. Salana salana biz peşin. O zaman niye? Şiş koyken benim normal arabalar taşımıyor mu Audi... sportik araba? Yok. Taşımıyor değil. Hani seni. Şekle göre diyorlar ya gezeriz. Işte ben de saçımı eskisi gibi şöyle emoji yaparım bir kere. Zincir falan takarsın. Oo, onlar benim eski şeylerim. Eski zamana. Eskiden 4-5 tane boynumda yani ayıptır söylemesi bir araba parası gezdiriyordum boynumda. Şey yıllara, ay 70'li yıllara dönüş yaparız. Allah'ım yarabbim ya. Işte. Ama gerçek öyle oluyor kızlar. Bu insan zayıf olunca. Hayata ya tamam yine güzel böyle bu halimi de çok seviyorum. Gerçekten seviyorum. Hani, eski neşesi geliyor. Ama zayıf olunca hani istediğinizi giyebiliyorsunuz ya. O herkesin giydiği elbiselerden işte ne bileyim. Böyle bir yapış, oranızı buranızı kapatmak zorunda kalmıyorsunuz, kilolusunuz diye. O insana ayrı bir özgüven veriyor ve hayatta daha çok başarı veriyor. Tabii ki çok sağlıksız şeylere karşıyım. Ama böyle botoks, motoks, ufak yardımlar almak hiç kimseye bir zararı yok. Ne olacak sanki aman. Öyle işte. Hadi bakalım etimi de doğrayayım ablaları. Ondan sonra yemeğimizi yapalım. Bir tane şey baktım videoda. Evet. Acayip tuhaf oldum. Ne baktın? Abdülhamit Han'ın eşi evet. Sürgün ediliyor. Evet. Fransa'da bir lokantada bulaşık yıkıyor. Ha eskiden açsana videoyu göster söylesin bari dinleyelim hep beraber. Açık ya. Ha açık mı kamera? İyi. İşte en son padişah var ya Abdülhamit Han. Hı hı. Onun eşini... Biraz elimi göstereyim. Şöyle sen konuş. Onun İşte devlet şey oluyor ya, bitiyor Osmanlı. He. İşte sürgün oluyorlar, karar veriyorlar mecliste. İşte hanedan üyeleri sürgün edilecek. Ya. Fransa'ya sürgün ediliyor, çok tuhaf oldum. Koskoca Cihan Sultanı'nın eşi, Fransa'da bir alelade bir şeyde restoranda bulaşıkçı oluyor. Hmm. Bunu da 1. Menderes duyuyor, nereden duyuyorsa işte. Yani bu olay eski zamanda. Menderes olmuş, zamanı, evet eski zaman. Birinci, yani Menderes zamanı, eski başbakan Menderes, Adnan Menderes. Bunu şey yapıyor, öğreniyor.
bütün çabalarıyla İstanbul'a getirtiyor. Eşinin, Abdülhamit'in. Ve ağlıyor görünce. Evet. Menderes o eşini görünce hüngür hüngür ağlıyor. O şekil görünce. Yani nasıl desem, sen düşünsene koskoca yani, dünya hükümdarının eşisin, yani sultansın. Ama bir yıkılıyor devlet, sonra bulaşıkçı oluyorsun. Almış mı oradan onu sonucu? Ya alıyor ama işte bu yıllar önce alıyor, bir Türkiye'de İstanbul'da bir yere yerleştiriyor bir eve. Yani gene normal hayatını yaşıyor, ölüyor, rahmetli oluyor. Kızlar şu an evde kaç kişiysek ona göre yapacağım. Kadir dedi ki ben yemiyorum, yapma bana, o dışarıda yiyecekmiş. O yemekte kalınca da ne bileyim yemiyorlar sonra işte. En iyisi 4 kişi, 4 tane yapalım. Şöyle etleri büyük yaptım, içine atacağım. Valla şu Can diyorum ya, Google gibi adam, her şeyi de ince detayına kadar okuyup bakıyor. Ne yapmayacağım ya? Şişeler biraz küçük ama olsun, yetiyor yine de. Böyle bol etli, üzerine de patates. İsterseniz her şeyi bir anda harmanlayıp yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde. Şurada sarımsaklarım da var. Şöyle ikiye bölüyorum sarımsakları. Şey bir tane daha hikaye anlatayım mı? Anlat, biz seni dinleriz Mustafa Bey. Keşke şu tarafta olsan da izleyicilerim. Yok, sen kamera karşısında konuşalım. Arkada konuşabiliyor. Dördüncü Murat. Hindistan. Hindistan, yani o zaman Osmanlı Hindistan'a da yönetiyor. Evet. Ya dünyayı yönetiyor mesela. Aklınıza nereye geliyorsa. Ondan araç alıyor. Araç dediğim, hani ondan vergi alıyor. Evet, zaten. Öyle eski şeyle araç diyorlar ya, eski dille. Evet. Vergi alıyor. Dördüncü Murat, Hindistan'ın şeyi, işte şahı. Onlar da şah diyorlar ya, emir. Hindistan emiri. Ne bileyim, kaç tane deriden yapılmış, kalın deriden yapılmış bir şey getiriyor. Kalkan. Ya diyor, bunu dünyada denebilecek bir insan yok diyor. Mısır'da. Yani dördüncü Murat, böyle biz deneyelim diyor. Bir atıyor mızrağı. Mızrağı olduğu gibi geliyor. Dördüncü Murat 200 kiloluk şey taşıyormuş zaten. Ne diyorlar ona? Gürs. Kendi gürs var ya böyle. O 200 kilo. Şuna tek eliyle kaldırıyor, sallıyor. Tamam azadım. Bak dur, babi hikaye anlatıyor. Babi hikaye anlatıyor. Yani eski insanlar çok güçlüymüş gerçekten. Boş insan değillermiş. Baba bana bak. Biz şimdi 50 kiloyu yukarı çıkarsak nefes nefese kalıyoruz. Biraz daha üzerine atacağım. Et bol olsun. Çünkü şişelerimde daha yer var. Şimdi dikkat edeceksiniz, şişelerim buraya kadar, hani bastırmayın. Burada şey girmeyeceği için. Şöyle bir kaç tamam, parça daha et. Sen Kesper mi oldun yoksa? Kesper olmuş babiş. Şunlar bıçak. Vav, Kesper amca. Lütfen. Şöyle tamam. Abi senin kuyuna bastım. Gerçekten arasa bu yemeği yemeyeceğim mi zaten? Ben dedim de patates. Abi, böyle yapmayı gibi sevmiyor. Yani çok affedersin de içine et koydum. Haşlamayı sevmiyor ya. Haşlamayı sevmiyorum ama. Ama bu haşlama değil, bu çok güzel. Sen İstanbul'dan gel de bu dediğim yere gidelim. Buzlu yerine. Kızlar bu arada taze kekik ekliyorum. Cam bir kamerama bakar mısın? Babam da şey yapacak. Babam da yapıyor. Kameram kurban iyi. Daha çok değil mi? İyi. Yani görünsün biraz yemeğime neler kattım. Birer tane defne yaprağı. Bu sefer kendime güzel defne yaprağı getireceğim. Simişinki o kadar arttı ki yani. Defne yaprağı demeye bin şahit. Senin arkadaşın istedim. Yazmış. Kim? Psikolog. Psikologcum Neslihan'cum İstanbul'da bu arada. İnşallah görüşebiliriz. Valla yazıyorlar takipçiler. Narin abla hangi hastaneye geleceksin? Kısbir hastanesi kızlar. Kısbir mi? Kısbirmiş ismi. Ben ne bileyim, değişik bir isim. Öyle bir hastane İstanbul'da. Ya üçünde ya da dördünde geleceğim. Zaten bir saat falan kalacağım. Öyle. Sen kaçında geleceksin? Gün belli değil mi? Beşinde geliyorum. Pazar günü. Ha. Ama işte bu ertesi günde botoks yapacağım, terminlerim var. Ne zaman? Türkiye'ye gitmişken bari... Cumartesi mi botoks? Kuaföre de gideyim. Botoks cumartesi mi? Cumartesi de botoks mu bilmiyorum hangi gün işte. Ben Can öyle tarih sorma, ben sıra planlamışım. Sen pazar geliyorsun, ben evde değilim ama pazar 3 gün boşum ondan sonra.
Bir dur 5 dakika, 1 minute Can Bey. Şöyle az tuzumuzu ekledik. Birer çay kaşığından daha az yapın çünkü bu şişe ya. Yani göz kararı, siz bilirsiniz işte ne kadar tuz ekleyeceğinizi yemeğinize göre. Çok da tuzlu yapmayın. Hani sonra piştikten sonra yine tuzunu ekleyebilirsiniz kendiniz. Şöyle yarım çay kaşığı kadar da her bir şişeme Vegeta döküyorum. Bunu mecbur değilsiniz. Baharatları tamamen kendiniz değiştirip farklı baharat da kullanabilirsiniz. Ve aynı şekilde pul biberi kullanıyoruz. Ve karabiber kullanıyoruz kızlar. Evet kızlar, her bir şişemin üzerine de biraz tereyağı ekleyeceğim. Niye baktın ki? Şişe taşar yoksa. Onu ben makarnaya falan sos yaparım. Öyle az et kaldı mı hemen öyle yapıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen kapaklarını kapatıyoruz. Biliyorsunuz bu bek şişeleri gerçekten çok çok güzel. Hatta böyle yemek yapıp kaynatırsanız tencerede konserve niyetine bir sene boyunca bile taptaze yemekleriniz içerisinde kalır. Şu yağı biraz içine gömdürelim. Şöyle. Vallahi ben şu bekleri çok seviyorum. Büyüklerini de alabilirsiniz ama bunlar tam porsiyonluk yetiyor. Hatta benim bunların bir boy daha küçüklerim de var. Onları da böyle daha az doğranmış küçük yemekler yaptığım zaman oluyor. Ama onlar da taşabilir. Onları böyle kek, ekmek, öyle şeyler için kullanabilirsiniz. Baharat olarak isterseniz, dedim ya, istediğiniz baharatı katın. Kekik falan da kullanabilirsiniz. Kimyon falan. Yani tamamen size kalmış. Acı çilli ekleyebilirsiniz. Katacağım ama yemiyorlar işte. Azat var, Sara var. Sara hep diyor yemeklere acı yapıyorum. Oysa ki en lezzetli yemek acı yemek. Ama işte acı da sonra bana yasak olacak birkaç ay. Yuh Narin Hanım. Alışacaksınız artık. Şöyle kliklerini de takacaksınız. Bu hava almadan pişecek. Şöyle klik dedi mi kapanmıştır. Bu arada fark ettiyseniz hiçbir şekilde su katmadım yemeğime. İsterseniz katabilirsiniz ama tavsiye etmem, ete su katmayın böyle et yemeklerine. Hızlı ateşte pişseydi katın derdim. Ama bu zaten kısık ateşte 180 derecede kendi halinde sulana pişecek. Abla seni arıyor sürekli. Psikologum beni arıyor canım sen benim. Ne? Kızlar biz böyle birbirimizi arayıp sohbet ediyoruz. Onunla normal konuşuyoruz yani. Psikolog Narin. Valla beni çok seviyor. Ben de onu çok seven motive ediyorsun ablacığım. Hayat motivasyon falan etmiyorsun değil mi? Diyor, hayat bakışın, hayat enerjin çok güzel. Beni seviyor. İşte inşallah yetiştirebilirsem onunla İstanbul'da buluşacağım. Yani bu şekilde hazırladık. Ne yapıyoruz şimdi? Fırına yolluyoruz. Azat yine iş başında. Bakın. Şu şekilde. Azat. Şöylece fırına gidecek kızlar. Fırını da 180 dereceye açtım. Fırının en altına indireceğim. İsterseniz ortasına indirin. Ben tellerimi henüz yıkamadım, ilaçladım ya. En alta indireceğim, orada pişsin. Hadi bakalım. Sivilce çıkmış. Evet, fırına gidiyor bu şeyler, yiyecekler. Şöyle indireceğim, pişsin kendisi. Evet, şunu Can yiyorum diye sordum ya, gerçek var ekledim. Ya Narin, Allah'ını seversin, dalga mı geçtin şöyle gerçekten mi sordun? Böyle şekilde fırına gidiyor. Valla önce alta koydum da geri çıkardım, neme doğru, lazım. Doğru, fırını yeni sildim. Aharsa. Daşar başarsa, evet, vay halime. Aharsın. Çok üzülürüm o zaman fırına. Can sen de yiyecek misin bunlardan? Can yiyecek mi? Bilmiyorum, yiyecek herhalde. Yiyecekmiş. Hadi bakalım, güzelce pişsin. Kısık ateşte 200'e getirdim. Yok biraz şimdi bir hızlandıracağım. Şöyle 250 yapıyorum. Kaynamaya başlarsa altını kısacağız. Hadi bakalım. Evet kızlar, fırında yemek. Azat bizi içeride durdurmadı. İlla biraz dışarı çıkalım dedi. Bizi şöyle aşağı indirdim biraz bahçeye. Az bir şey bir indireceğim de şapkayı hiç sevmiyor. Ver hadi. Üşümüyor mu kulakların? Hı. Tamam ver. Hadi oyna biraz. Akşam oluyor yavaş yavaş. Bu arada saat 5:30'a geliyor. Kar yağdı tabii. Sabah daha çok kardı da erimiş. Artık kar tutmaz ki.
Yağsa da böyle hemen erir. Biraz bir hava alsın dedim. Yemeğe simşe dedim ve 10 dakika sonra kapat. Neredeyse bir saattir içinde. Kısık ateşte yaklaşık 1 saat, 1,5 saat durabilir kızlar. Bir şey olmaz. Hani güzel güzel pişiyor. Bak masaya kar yağmış. Gördün mü? Hey, yazın nasıl güzel buralar cıvıl cıvıl oluyor. Evet, unutmuşlar. Kuşlar. Kuşlar. Burayı da kendileri yapmıştı komşular. Sonra geç onlar göçüp gitti ama öbür beraber yaptıkları burada kaldı. Bak ona kuş evi orada Azat. Kuş evi orada. He. Burası da kış bahçesi mi? Hohbet. Almanlar yapmıştı. Bir şey ekmişler mi? Yok. Yo, yazın ekerler canım. Şimdi soğuk. Üstünü örselerdi olur da bize kalben. Yapacağım bizim bahçeye şey. He. Ne diyorlar ya? Sera gibi Sera. Küçük değil mi? Soğan muhane ekmek için. Soğan bir de şey eşkıyotu. Türkiye'den kendime tohumları getiririm, tere tohumunu. Şöyle sera yapalım şeye kadar. Kar yağmış çatımıza. Evet. Çatımıza kar yağmış. Aslında sera istesen buraya bahçeye de yapabiliriz. Şuraya küçük bir yere yapabiliriz. Evet. Bahçeye her dakika gidip gelemiyorum. Sadece yeşillik için. Valla alık bir tane şu köşeye koyak şu ağaçların oraya. Bırakıyorlar baksana, onlar da kendileri ağaçlardan yaptılar. Küçük bir şey. Sadece yeşillik ekmek için. Aha şu onun boyutunda olsa yeter. Şöyle şu dört köşeli şeyin. Yeter. Var öyle bir şey zaten. He, hazır var. Görmüştük Bauhaus'da. Soğan. Yo, roka, soğan. Tere. Sarmasak. İşte öyle küçük şeyler. Hani her dakika gidip de bahçede alamayacağın şeylerden. Sulamak için de zaten aşağıda şeyi var. Çeşme var. Hadi Azat biraz daha oyna da gidelim. Eve gideceğiz. Evet kızlar, yemeğin yanına az bir şey de kırmızı bulgur yapayım. Sade salçalı, bol karabiberli. Çocuklar istemişti. Ah kurban olduğumun ciğer gırçık ne bulgur. Bulgur seni de yiyemeyeceğim. Bulgur. Bulgur yapıyor anne, bulgur. Dışarıdan geldik. Yemeğin altını kapattım. Çok güzel görünüyor. Dinlensin. Bulgur pişene kadar size göstereceğim. Bakın hiç bir damla su bile koymadan yemekteki suyu görüyorsunuz değil mi? Bu muhteşemlikten, yani bu görselden bahsediyordum size. Ki hiçbir damla suya gerek yok. Her şey çok güzel oluyor kendiliğinden diye. Oysa ki içinde hiç domates, onu sulandıracak hiçbir şey yok. Bulgur pişiyor, insan çocuğu bir git içeri. Et sulandırır. O yüzden hep ne diyorum, böyle türlü yemeklerinize falan yemeklere su katmayın, sulu yemek haricinde. Yani kendilerinden kısık ateşte olduğu için yemekler sulanır ve çok 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 lezzetli oluyorlar. Ay geçen psiko işte şeyin videosunu izledim. Hastanenin diyetisyenlerin o çıtırak kızlar var ya, acayip zayıflar, böyle çıta gibiler hepsi de. Listeye diyor ki bulgur yasak. Vah dedim, ciğerime hançer soktum. Pisi o şey, diyetisyen beni öldürdün dedim. Her şey yasaklı. Ama bulguru yasaklama. Dur bir ne diyecek, hani diyeyim bir kaşıkta mı yiyemem ki kız. Bulgur vallahi en büyük zaafım bulgur ya. Neyse, onu artık hastaneye gidince orada detaylı bize bilgi verecek ya. Belki diyetisyeni kandırabiliriz. Bir kaşık bulgur sözü olabiliriz. Hadi bakalım. Evet kızlar, yemeklerimiz pişti güzelce. Enfes duruyor ama çok sıcaktır. Azat anne yemekleri boşaltacak. Ne bu? Kavanoz yemeği mi? Tamam. He? Onlar değil, onları kaşık. Kavanoz yemeği mi? Şey. Modern çanı. Bıçak lazım değil. Şu kaşıkla çatalım. Yaparlarsa yerler, yapmazlarsa yemezler. Ben yapmıyorum. Evet. Narin yemek yaptı. Şey, bu bezden tutayım. Kızlar çok sıcaklar. Tabii ha. Şöyle beni göstermem üstüne. Devirlerini alıyoruz. Vallahi yemek enfes duruyor. Gerçekten. Sadece tabakları gösteriyor. Bunu böyle lastiği çektiniz mi cık diye şey oluyor.
havası iniyor. Bu yanmıyor değil mi lastik? Yok, yanmaz. Bunlar dayanıklı. İçindekiler ne? Defne yapıralım. Şimdi var ya, benim bir restoranım olsaydı bu şekilde tabakların içine koyup onu servis ederdim. Orada müşterinin gözünün önünde tabaklara dökerdim ama yok işte. Bakın bakın. Oh. Evet. Şu şekilde güzelce yemeklerime. Yetiyor. Gerçek bayağı doyurucu. Öyle küçük göründüğüne bakma, dur. Şu etleri bir ayırayım Mustafa Bey. Baksana daha ne olsun. Oh. Sıcak. Ha, o sanki benim gibi. Sana bol etlisini vereyim. Bol etli melemen. Bana da bol patatesli olsun. Azada? Azada yok. Azada annesiyle yer. Ben kendime çatağa koydum. Aferin. Evet. Bir daha kullanabiliyor musun? Tabii ki. Kayıp yerekten kullanıyorsun. Kumileri. Kaç gün önce? İyice lastikleri kötü olana kadar kullanıyorsun. Sürprizimiz var. Sürprizimiz. Dikkat edin. Şişeler direkt böyle sıcakken suyun altına sakın vermeyin. Çatlar. Çatlar evet. Soğumasını bekleyin. Ondan sonra yıkayın. Ne yapışık? Ale. Hamur gibi. Ale oraya yapışık. Ne? Senin yemeğini tabağa almayayım mı? Açtım bile, bakın işte. Hiç beraber oturup sofraya oturmuyorlar. Her biri ayrı bir şekilde. Buraya da bulgurumuzu alalım o zaman. Şu şekilde yemeği göstereyim. Evet, yanına turşu da koyabilirsin. Bakın patatesler de hafif şey olmuş gibi. İnanın var ya, bu yemeğin lezzeti hiçbir yerde yok. Hiç su kullanmadık, gördünüz değil mi? Bu şekilde size bir güzel tarif vermiş oldum. Aynı şişelerin içinde istediğiniz yemeği yapabilirsiniz. Yaprak sarması, kavurma, ne bileyim yeşil fasulye, baklıcan, ne istiyorsanız olur. Hani kuru bakliyattan hariç. Sade zevze falan da çok güzel olur. Bulgurumuzu da alayım. Bulguru da buraya koyalım. Yani şu kadar bulguru yeter. Ortaya indireceğim bulguru. İsteyen yanına tabağına alır. Hadi bakalım, şu şekilde yemeklerimiz hazır. Bizlere afiyet olsun. Sizlere de Allah'a emanet ediyorum. Kendinize de iyi bakın diyorum. Güzel yorumlarınız ve dilekleriniz için de çok çok teşekkür ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. Bay bay. Ve Sara'cığım da salata yapmış, getirmiş. Aferin Sara, aferin. Bu arada yemeğimiz çok çok lezzetli olmuş. Can bayıldı. Yani bundan sonra haşlamayı yaparsam yersin. Yok, şişelerde yapınca çok lezzetli oluyor ya. Bu haşlama değil. İşte haşlama gibi. Bunu fırında. Tencerede yapın, fırında yapınca çok başka bir hal alıyor. Çanak gibi. Aynen, ve acayip lezzet verir. Gerçekten o şişelerden alıp yaparsanız göreceksiniz lezzetini. Yalan yok yani, çok seveceksiniz. Evet.